Evet, merhaba değerli katılımcılar. Bugün Ankara Eğitim Platformu'nun eğitimde yenilik ve yaratıcılık üzerine bir etkinliğini gerçekleştireceğiz. İzninizle Profesör Doktor Mustafa Yavuz'u da canlı yayına alıyorum. Evet, Mirkan Bey. Mustafa Hocam merhaba. Merhaba. Evet, biraz önce test yaptık ve başarılı olduk. Şimdi Evet. de karşı karşıyayız. Evet, kaldığımız yerden devam Bakalım edebiliriz. sorular zor mu gelecek? Mustafa Hocam, öncelikle yayının kalitesini artırmak için yorumu kapatacağız. Bir 30-35 dakika içerikle ilgili konuştuktan sonra 30. dakikadan itibaren yorumları açmayı planlıyorum. O Tamam, katılımcılar harika. sorularını da yazabilirler. Ardından da soru cevap kısmına geçebiliriz. Ben Tamam. sizde hem bir konudan bahsetmek istiyorum, hem bizleri tanıtmak istiyorum. Ardından da içerikle ilgili devam ederiz. Bu etkinliğimiz bildiğiniz üzere Ankara Eğitim Platformu'nun bir eğitim serisinin ilk basamağı. Bugün başladık canlı yayınlara. Bunun haricinde Nisan ayı boyunca 17 tane daha etkinlik düzenleyeceğiz. Ailelere, öğretmenlere, öğrencilere yönelik farklı içerikler de gerçekleşecek. Bugün sizlerle eğitimde yenilik ve yaratıcılık konusunu ele alacağız. İlk olarak Ankara Eğitim Platformu'ndan kısaca bahsetmek isterim. Platform 22 saygın köklü özel okulun bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil inisiyatif. Tamamen eğitime katkı verme amacıyla oluşmuş bir organizasyon. Üyeler bu anlamda hem eğitim politikalarına katkı vermekteler, hem de çeşitli vesilelerle öğrencilerin, öğretmenlerin, okulların faydasına eğitim faaliyetleri yürütmekteler. Zaman zaman da hayır işleriyle meşgul olmaktayız. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz bu organizasyonun 1 yıldır da ben başkanlığını yürütmekteyim. Çok kısaca da katılımcılara kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Mirkan Aydın. Hem Ankara Eğitim Platformu'nun başkanlığını yürütüyorum. Nesip Aydın Eğitim Kurumları'nda başkan vekili. Bu çatı altında, yani Nesip Aydın çatısı altında 20 yıldır birçok kademede eğitim yöneticiliği görevini üstlendim. Aynı zamanda hani öğrencilik hayatım da hiç bitmedi. Okumak, araştırmak, çalışmak, eğitim konusunda kendime bir şeyler katmak temel önceliklerimden birisi. Şimdi de sizi kısaca tanıtmak isterim. Gerçi sizi kısaca tanıtmak çok mümkün olmasa da mümkün olduğunca özetlemeye Estağfurullah. çalışacağım. Gerçekten hiçbir meslek kalıbına sığmadığınız kanaatindeyim. Hani akademisyen kimliğiniz öne çıkıyor. Öncelikle eğitim fakültesinde öğretmenler yetiştiriyorsunuz. Ama araştırmacı ve yazar yönünüz de gerçekten çok kuvvetli. Yani ikisi birbiriyle yarışıyor. Çok üretkensiniz. Sürekli bir makalenizi ya da kitabınızı yayında bulmak mümkün ve keyifle okuyoruz hep birlikte. Araştıran okul düşünce kuruluşunun kuruculuğunu yapıyorsunuz ve bu anlamda eğitimcilere farklı alanda da katkılar sağlıyorsunuz. Yine ülkeler arası karşılaştırmalı eğitimde, yaratıcılık konusunda ve kurumsallaşma konusunda da hani Türkiye'nin önde gelen isimlerinden birisiniz. Ben Estağfurullah. hocamla uzun süredir tanışıyorum ve birlikte çalışmaktan çok keyif aldığım bir isim. Çok sakin bir mizacı var ama eminim arkada fırtınalar kopuyor. Çünkü çok üretken birisi. Sürekli bir üretim içerisinde eğitim yönünde. Bunun yanında da sanatçı kişiliği de var. Onu da zaten sosyal medyadan takip edebiliyorum kendisini. Teşekkür ederim İlkan Bey. Evet. Mustafa Hocam, bugün eğitimde yenilik ve yaratıcılığı konuşacağız. Bu konuya şöyle bir yumuşak geçiş yapalım diye düşündüm. Öncelikle bu çok meşhur bir 21. yüzyıl becerileri kavramı var. Yani bizler gayretle çocuklarımıza 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Bir bundan bahseder misiniz? Nedir bu 21. yüzyıl becerileri? Mirkan Bey çok teşekkür ederim benimle ilgili düşüncelerinize. Yalnız farkında olarak veya olmayarak çok güzel bir pas attınız. Genelde katıldığımız toplantılarda böyle oluyor. Hani beni anlatırken şu özelliği, bu özelliği, bu özelliği de var diye bahsettiniz. Şöyle bir söz var yenilik ve yaratıcılıkla ilgili. Yaptığınız işi tam olarak birisine ne yaptığınızı anlatabiliyorsanız diyor ki muhtemelen yenilikçi ve yaratıcı bir iş yapmıyorsunuz demektir.
Yani çok sınırlanmış, tanımlanmış, belli bir kalıbın içine girmiş bir iş yapıyorsunuz demektir ve bu nedenle de yenilikçi ve yaratıcı değil işiniz. Anlamına gelecek tam da bu. Sizin biraz önceki benimle ilgili söylediğiniz düşüncelerinize destek olacak bir söz. Tabii 21. yüzyıl becerilerine geçelim. 21. yüzyıl becerileri sürekli de güncelleniyor. Ama bunun içerisinde hep yenilik ve yaratıcılık var. İşte girişimcilik, liderlik, işbirliği, takım çalışması gibi unsurlar, onlar da var. Sadece yenilik ve yaratıcılıktan bahsetmeyeceğiz. Ama bizim bugün özellikle konumuz yenilik ve yaratıcılık. Şimdi 21. yüzyıl becerileri dediğimiz beceriler niye bugün için çok daha önemli hale geldi? Özellikle içindeki bu yenilik ve yaratıcılıkla ilgili beceriler. Sebebi şu. Malum dünya gerçekten çok dinamik. Yani bir 13. yüzyılla 14. yüzyıl arasında 100 yıl boyunca ne kadar değişiklik olmuşsa, şimdi bazen bu 10 yıla, 5 yıla hatta 2 yıla bile sıkışmış olabiliyor. O nedenle bu dinamizmi yakalayabilmek için bugünün insanın mutlaka yenilik ve yaratıcı becerilere sahip olması gerekir. Yani bu bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline geldi. Şimdi bunu böyle söylerken gözümüzün de çok korkmaması lazım. Şunu da hemen hatırlatmak isterim. Herkes yenilikçi ve yaratıcı olabilir. Baştan bunun adını bir koyalım. Çünkü büyük büyük sözler, kelimeler, kavramlar, terimler kullandığımız zaman şöyle bir durum oluşuyor zihnimizde. Bu özellikler bazı seçilmiş bireylere, çok üstün yetenekli, üstün zekalı bireylere bahşedilmiş bir özellik. Biz bunlar bizim konumuz değil, ben bu kategoriye girmiyorum diye düşünüyoruz. Kendimizi kümenin dışında tutabiliyoruz. Çocuklar da böyle davranabiliyor, yetişkinler de böyle davranabiliyor. Öncelikle bunu baştan söyleyeyim. Herkes yenilikçi ve yaratıcı olabilir. Peki, olabilir ama olmak zorunda mı? Hayır, olmak zorunda değil. Ha, gerekli şartlar, koşullar oluşturulursa olabilir mi? Evet, olabilir. Peki bu şartlar ne? Aslında bu yenilik ve yaratıcılık çok teknik bir konu. Yani bununla ilgili şimdi bir çalışma içerisindeyim. Uzun süredir bütün literatürü okudum ve yazıyorum da. Yalnız üzerinde düşüne düşüne yazıyorum. Çünkü ortalama bir kafayla yenilik ve yaratıcılık da yazılmıyor. Yani kendimi böyle başka modlarda sokarken de görüyorum. Çünkü başka şekilde düşünebilmem de gerekiyor bu yazıyı ilerletebilmem için. Çok teknik bir konu. Bununla ilgili çok sayıda araştırma var. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bununla ilgili psikologların yaptığı çalışmalar var. Akademinin başka alanlarından mühendislerin, doktorların, eğitim bilimcilerin yaptığı çalışmalar var. Şöyle bir durum var aslında. Bu yenilik ve yaratıcı olmak da şu 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 koşullar tam olarak sağlanırsa yenilik ve yaratıcı olabilir dediğimiz tam bir prospektüsü yok. Ama ortak noktaları var. Onu da söyleyeyim. Mesela Adler diyor ki yenilik ve yaratıcılık compensation kelimesiyle anlatıyor. Bir şeyi telafi etme. Yani kendinde bir eksiklik var. Onu telafi ediyorsun. İşte İstrid de diyor kendisinin dışında kabuğunun içine giren toz zerreciğini onu kapatmak için bir inci üretir diyor. Ya da Beethoven işitme engellidir. Onu büyük bir besteci olarak telafi etti diyor. Yani bazen çok üstün özelliklerimiz neticesinde olmuyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak için de yaratıcı ve yenilikçi olabiliriz. Bir kere bunun adını böyle bir koyalım başta. Ama Mustafa, bazen de... soruyla katkı Buyurun. verebilir miyim bu konuya? Şimdi Tabii eğitim ki. yenilik derken sanıyorum biraz da hani geçmişimizi ve bildiğimizi de unutuyoruz sürekli yenilik peşinde koşarken. Hani ben şöyle hissediyorum. Biz 21. yüzyılda biraz bilgiye boğulduk. Yani beceri biraz geri planda kaldı. O Yuval Harari'nin meşhur kitabı var. Orada işte ilk çağ insanların hani bilgisi çok az bile olsa hani doğada kendiyle baş başa kalabilecek işte ateş yakma becerisi, işte hemen bir hayvanı avlayıp onu pişirme becerisi gibi becerileri vardı. Sonra tarım toplumuna geçtikçe işte insanların topraktan bir şeyler üretme becerisi, bunu işte sanata, mesleğe dökme becerileri oluşmaya başladı. Endüstri devrimiyle beraber biraz daha hani beden işleri mekanikleşmeye başladı. İşte makine yapımı, makineden üretim yapımı gibi hususlar ortaya çıktı.
Hani belki bu konuyu biraz da köy enstitülerine bağlayıp hani oradaki eğitim modelinin Tabii tarzı, ki. bilginin, becerinin bir arada olduğu bir modelle giderken işte günümüzde biz gerçekten bir bilgi bombardımanı altındayız. Hani sürekli yenileşelim derken, gündemi takip ederken bildiğimizi de unutuyor muyuz acaba? Ne dersiniz? Tabii. Yuval Harari'nin o ormandaki insan anlatımı güzel ama şöyle bir zayıf noktası var. Şimdi tabiat yenilikçi değil çok fazla. Yani bundan 100 yıl önce de bir ormana gitsek benzer bir durum vardı. Hayvanlar yaratıcı ve yenilikçi değiller. Ağaçlar da öyle, canlılar da öyle. Bu insanla ilgili bir durum. Yani 100 milyar nöron olunca beynimizde 1 kilogramlık bir beyin toplam enerjimizin de %20'sini harcıyor bu beyin. Ve bu nedenle yenilik arıyor sürekli. Bazen yenilik için de yenilik yapıyoruz. Yani saçımızın rengini değiştiriyoruz, arabamızın şeklini değiştiriyoruz. Moda, sanat, tasarım aslında her zaman da bu bir ihtiyaçtan olmuyor. Çünkü insan yeniliği arıyor. Şu yüzden beyin hücreleri alıştığı, sürekli gördüğü, aynı sesler, aynı resimleri sürekli gördüğü zaman çok fazla çalışmıyor. Çok fazla aktive olmuyor nöronlar. Yani bir durgunluk içerisinde oluyor. Bu durgunluk insanı rahatsız ediyor. Yani bazen yenilik için de yenilik yapıyoruz. Bütün yenilikler bizim hayatımızı çok kolaylaştırmıyor, çok renklendirmiyor, çok mucizevi şeyler olmuyor. Bazen yenilik için de yenilik yapıyoruz. Harari'nin örneği güzel ama zayıf bir örnek. Ormanda yaşama için bugün de aynı beceriler gerekir çünkü orman çok değişmedi. Ama ya New York'un ormanında yaşamak farklı ama New York'un merkezine geldiğiniz zaman bambaşka bir dünya sizi bekliyor. Çünkü aslında insan bu yenilik dinamizmin içerisinde ormana, doğaya kaçmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. O kadar değiştiriyoruz ki özgün halinin ne olduğunu merak ettiğimiz için aslında orman, doğa, o yeşil, o bozulmamışlık o yüzden cazip geliyor. Bu sürekli oynadığımız dünyadan kurtulmuş oluyoruz. Aslında dünyanın ilk ve orijinal halini görmüş oluyoruz. Yani 100 yıl önce nasılsa bugün de öyle olan bir halini görmüş oluyoruz. Şimdi yani yenilik ve yaratıcılık biraz da zorunluluk. Yani insani zorunluluk da. Tabii burada zayıf noktası bunun şu. Bazen o kadar sürükleniyoruz ki bulunduğumuz ortamdan vardığımız noktayı beğenmiyoruz, yeni arayışlar içerisine de giriyoruz. Bu da gayet insani bir durum. Yunus Emre'nin bir ilahisinde var. Çok güzel. Hak bir gönül verdi bana. İşte bazen İsa gibi diyor, bazen kiliseye gidiyor, bazen mescide gidiyorum diyor. Yani insan ruhunun, insan gönlünün o dinamizmini, çelişkilerini anlatıyor. Çok güzel. Hatta o beste olarak da yapılmış. Hak bir gönül verdi bana diye başlıyor. İzlemek isteyen, dinlemek isteyen arkadaşlarımız onları da dinleyebilir. Şimdi biz eğer bunu okul boyutuna getirirsek, şöyle bir durum var okulda. Okulda yapılandırılmış bir program var ve bu programın hedefleri var. Bu programın hedeflerine öğrencilerimizin ulaşmasını bekliyoruz. Onlara soru sorarken de yapılandırılmış bir şekilde soruyoruz. Çözümde kullanacağı her şeyi soru kökünde veriyoruz. Ne fazla bir şey veriyoruz, ne eksik bir şey veriyoruz. İşte zayıf nokta burada başlıyor. Aslında gerçek hayatta biz problemi çözerken problemin çözümünde kullanılacak olan doneleri de kendimiz topluyoruz. Ama okulun sorusunda bunlar baş tarafta veriliyor. İşte bir alan veriliyorsa uzunluklar veriliyor bize. O sorulmak için. Ya biz ölçmüyoruz uzunlukları. Geçen gün bir soru sordum. Dedim ki soruyu çözerken kullanacağınız kökündeki o verileri de kendinizin referanslarıyla bulması lazım. İşte ülkemizde 20 yaş altı ve 60 yaş üzeri nüfusun sokağa çıkma yasağı var. O zaman sokağa çıkma yasağı olan kaç insanımız var? Şimdi burada bulmak için 20 yaş altı nüfusumuzu verilerle bize anlatması lazım. Grafikten, tablodan, 60 yaş üzerinde de bize göstermesi lazım. Onların oranlarını kendisi bulacak. Okulun zorluğu buradan geliyor. Yani okulun zayıf noktası buradan geliyor. Daha çok bunlar üzerinden biz gidiyoruz. Yani buna bankacı eğitim de deniyor. Bir şey veriyoruz, karşılığında bir şey istiyoruz. Tam Evet. da yaratıcılık ve yenilikçiliğe bu ölçme değerlendirme sistemleri maalesef uygun değil. Bir de başka bir
nokta var okullarla ilgili. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi yayın kalitesinde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. O yüzden ben yorumları açtım. Bir yandan Tamam. da soruları takip edebiliyoruz. Mümkün olduğunca ekrandan yanıtlamaya çalışacağız. Dolayısıyla ilk yaptığım yorumlar kapalı ifadesini düzeltiyorum. Artık yorumlarımız açık. Tamam, harika. Sadece kalp atma, emoji atma vesaire gibi konularda biraz cimrilik rica edeyim. O yayının kalitesini düşürebilir. Sorularla devam edebiliriz. Bir de şöyle bir soru sormak isterim hocam. Şimdi hani meşhur bir benzetme var. İşte çocuğumuza harçlık veriyoruz. O harçlığı nereye ve nasıl harcaması gerektiğini biz söylüyoruz. Aslında biz o parayı yani çocuğumuz üzerinden harcıyoruz. Yani çok fazla çocuğa bir Tabii. destek vermiyoruz. Şimdi Tabii. eğitimde de çocuğa bir proje veriyoruz. İşte neyi nasıl yapması gerektiğini ve ne sonuca ulaşması gerektiğini adım adım söylüyoruz. Yani bu yenilik ve yaratıcılığa epeyce ket vuran bir şey olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi okulların, Mirkan Bey, bu söylediğiniz gerçekten öyle. Yani çok yapılandırılmış veriyoruz her şeyi. Ne yapacağını söylüyoruz. Aslında bunu hangi araçlarla yapacağını da çoğu zaman temin ediyoruz ve diyoruz ki sen bunları yapacaksın. Bizim çocuk aklını kullanmıyor. Ellerini kullanıyor bizim söylediğimiz işleri yaparken. Yani orada bir akıl yok da bir el var. Onları yapıyor. Çünkü aklını kullanmasına gerek yok. Biz ona ne yapması gerektiğini söylemişiz. Şimdi okulların zayıf taraflarından bir tanesi şu. Boylamsal değerlendirme yok. Şimdi sizin Ankara Eğitim Platformu'nun 22 tane okul olduğunu söylediniz değil mi? Evet. Bu 22 tane okulu çıktılarını LGS sonuçlarına göre, YKS sonuçlarına göre biz ölçüyoruz. Diyoruz ki A okulu şunları aldı, B okulu bunları aldı. Tamam. Evet, şu başarılı, bu biraz daha zayıf gibi şeyler söylüyoruz. Fakat benim gördüğüm bir şey var. Bu çok önemli. Şimdi A okulundan mezun olanlar, B okulundan mezun olanlar, işte C okulundan mezun olanlar 10 yıl sonra, 20 yıl sonra acaba hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Mesela bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Amerikan SAT sınavlarındaki başarı çok başarılı. İlk %1/2'a giren kişiler 20 yıl sonra tekrar bunlar yaptıkları çalışmalar, yaratıcı ürünleri, patentleri, Q1 dergilerindeki yayınlarına göre değerlendiriliyor. Bu SAT puanı %10,5'unu açıklıyor. Yani SAT'ta o %1/2'a girmek. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ben bazı okulların mezunlarını görüyorum. 15-20 yıl sonra, 30 yıl sonra gerçekten o okuldan mezun olduğu çok belli. Belki puanı çok yüksek de olabilir, biraz ortalama da olabilir. Ama hayattaki yaptıkları başarıları, ortaya koyduğu ürünler, yenilik ve yaratıcılık hangi mesleği yaparsa yapsın, çiftçi olsun, mühendis olsun, doktor olsun. Burada yanıldığımız noktalardan bir tanesi de bu. Mühendis diyoruz, doktor diyoruz, öğretmen diyoruz. Kategori mesleklerin böyle isimleri var. Fakat mühendislik aynı şekilde yapılmıyor. Hiçbir mühendis birbiriyle aynı olarak işini yapmıyor. Hiçbir doktor birbiriyle aynı şekilde işini yapmıyor. Ben eğer boylamsal çalışmalar yapılsa, bunu özellikle sizin platformunuzdaki okullara da tavsiye ediyorum. Özellikle işte mezun vermiş olanlara. Kesinlikle mezun olduktan sonra 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde neler yaptıklarını, hangi mesleğe sahip olduğu önemli değil bakın. O mesleği nasıl yaptırıyor? O mesleğin öncüleri olabilmişler mi? Ne yaparlarsa yapsınlar. O bakımdan da değerlendirip eğer gerçekten doğru, güzel gelişmeler varsa bunun nedeninin bir bölümü de o mezun olduğu okul. O mezun olduğu okulun kültürüne bağlıdır diye düşünüyorum. Yani sadece sınav sonuçları kısa farlarla gidiyoruz. Uzun farları açtığımız zaman bambaşka resimler de görünebilir. Ben okullara özellikle bunu da öneriyorum. Şimdi Deniz Üzümlü isimli bir okyanus canlısı var. Mirkan Bey sözünüzü kestim ama bunu da anlatmak Bir istiyorum. daha tekrar eder misiniz hocam ismi kaçırdım. Deniz Üzümü isimli bir okyanus canlısı. Bu canlının bir özelliği var. İlk birkaç gün dolaşıyor. İşte sularda yüzüyor. Sonra bir yere tutunuyor. Tutunduktan sonra da beynini yiyor. Çünkü amacı bir ev bulmak, bir korunak alan bulmak. Ev bulduktan sonra beynine gerek görmüyor artık. Beynini yiyor. Şimdi bizim de öğrenciler olarak ya da yetişkinler olarak bir konfor alanına kendimizi atmak istiyoruz. İşte şu puanı alalım, şurayı kazanalım, şöyle bir iş yapalım.
Onu yaptıktan sonra beynimizi yemeye başlıyoruz. Konfor alanına giriyoruz ve yeni bir şey yapmamaya başlıyoruz. Ben artık çok başarılı bir öğrenciyim çünkü tam puan alıyorum. Ben artık çok başarılı bir okul kurucusuyum çünkü benim okulum çok tercih ediyor. İşte orada beynimizi yemeye başlıyoruz. O nedenle bu süreçlerin her zaman dinamik olarak tutulması, her zaman canlı olarak tutulması gerekiyor. Ben buyurun çok konuşuyorum Mükemmel Bey. Estağfurullah hocam. Sözünüzü kesmiştim. Şimdi gelen sorularda da şöyle bir husus dikkatimi çekti. Uygulamalı derslerin göz ardı edildiğini düşünüyor öğretmen arkadaşlarımız. Sanıyorum eğitim sistemimizde şöyle bir sakatlık var. Hani uygulamalı dersler ve teorik dersler diye. Hani bu teoriklerin Evet. içine ne katacağız bilmiyorum ama hani esasında hani tüm derslerin pratik uygulamasının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en ileri Kesinlikle. matematik muhakkak hayatta bir karşılığı var. Bunların yani sadece teorik bilginin baskın olması da maalesef eğitim sistemimizin önünde bir engel olduğunu düşünüyorum. Bir de siz karşılaştırmalı eğitim konusunda çok yoğun çalışmalar Evet. içerisindesiniz. En son PISA sınavlarında birlikte değerlendirme şansı bulmuştuk. Orada bildiğiniz üzere bir Kuzey Avrupa ekolü var. Estonya, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerin başı çekti. Hani bunların eğitim sistemleri biraz daha esnek, daha az ders saati, daha yoğun etkinlik, daha yoğun hayatla iç içe çalışmalar düzenliyorlar. Bir yandan da Doğu Asya modeli var. İşte Singapur, Şangay, Hong Kong, Güney Kore gibi bölgelerin eğitim sistemleri de hani daha yoğun ders saati, biraz daha sanıyorum öğretmenin merkezde olduğu, öğrencinin biraz daha pasif olduğu sistemler. Hani her ikisinde de baktığınız zaman hani çok ortak nokta bulmak mümkün değil gibi gözüküyor sistemleri karşılaştırdığınızda. Ama kanaatimce her iki ekol de hani öğretmene inanılmaz yatırım yapıyor. Yani öğretmen çok itibarlı, Kesinlikle. en değerli gençlerini eğitim mesleğine yönlendiriyorlar. Onlara çok ciddi yatırım yapıyorlar. Öğretmen olabilmenin değerini bütün topluma anlatıyorlar. Ve öğretmen olduktan sonra da hani iş orada bitmiyor ve çok yoğun bir çalışmayla bu meslekte iyi hale gelmeye çalışıyorlar. Sanıyorum eğitimde yenilik için ilk etapta bizim bir öğretmen itibarını tekrardan tesis etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Kesinlikle. Şimdi bu Nordik ülkeleri özellikle en çok önem verdikleri konu şu, araştırmaya dayalı öğretmen eğitim. Biz de araştıran okul diye o yüzden hep yani bunu yüksek sesle söylüyoruz, her yerde söylüyoruz. Araştıran okul deyince araştıran öğrenci, araştıran öğretmen. Araştırma becerisine sahip olan zaten bu bir dinamik. Yaratıcı ve yenilikçi de olabiliyor, girişimci de olabiliyor, lider de olabiliyor. Önemli olan kafamızda sorularla dolaşmak ve o soruların peşinden gitmek. O nedenle bunu söylüyorum. Orada da araştırmaya dayalı öğretmen eğitimi yapıyorlar. Öğretmenlere en temel beceri olarak araştırma becerisini kazandırıyorlar. Mesela şeyde Norveç'te ve Finlandiya'da lise öğretmeni olabilmek için iki tane tez yazmanız gerekiyor. Yani kendinizin bir kere araştırmacı olması gerekiyor. Çünkü öğrencileri de araştırmacı yapabilin anlamında. Şimdi bizim burada başta söylediğiniz biz çok şey öğretme üzerine duruyoruz ve çok şey öğretmeyi de çok konu öğretme üzerinden anlıyoruz. Halbuki derin bir öğrenme, yani hani Gülten Akın'ın bir şiiri var ya, hiç kimsenin zamanı yok durup ince şeyleri düşünmeye, kalın fırçalarla boyuyoruz hayatı diyor. Yani biz biraz kalın fırçayla gidiyoruz. Hemen bitirelim, öbürüne geçelim. Anlam aramıyoruz. Mesela Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Biz bir biliyoruz ki yaratıcılık aslında bir üst üste koyma işi büyük oranda. Yani cep telefonu pat diye cep telefonu çıkmadı. Önce telefonlar biraz görüntülü, ekranlı, üzerinde yazılabilenler çıktı. Yavaş yavaş cep telefonu haline geldi o, dönüştü. İşte bir kırılma noktası var, oradan cep telefonuna dönüştü. Mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni Ankara'daki okullar gezmiştir ki herkesin gezmesi gerekiyor. Anadolu'nun özeti gibi orada. Peki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki o eserleri dolaşırken Lidyalılar, Frigyalılar acaba o eserler sonra neye dönüştü? Yani bugün için karşılıklarını görebiliyor muyuz? Bu anlamda biz bu müzeyi geziyor muyuz? Genelde şöyle hızlıca işte Lidyalılar bunu yaptı, Frigyalılar bunu yaptı. Peki oradaki testi bugüne nasıl dönüşerek geldi? O izleri takip etme işi aslında yaratıcı. Sonra onu bütünleştireceksin, başka bir forma çevireceksin. Yeni bir anlam katacaksın, başka bir yerden bir şeyi transfer edeceksin ve ortaya yeni bir ürün çıkaracaksın. Veya şimdi bizim Aziz Sancar'ımız var. Aziz Sancar'ın
Nobel ödülü aldığını, Nobel Kimya ödülü aldığını hepimiz biliyoruz. Ama Nobel Kimya ödülünü nasıl aldı acaba? Ne yaparak aldı? Ya onu genelde bilmiyoruz. Yani ya da bilenler az. İşte DNA moleküllerinin zarar görebildiğini fark etti ve bu molekülleri tamir edecek proteinlerin oluşturulması ve ultraviyole ışınlarının nasıl oluşturabiliriz üzerinden giderek o DNA moleküllerini onaracak bir mekanizma geliştirdi. Mesela şimdi biz Türkçe dersinde diyoruz ki masalı bir bölümünde kesiyoruz ya da hikayeyi bir bölümünde kesiyoruz. Bundan sonra nasıl devam edebilir acaba bu? Ben şimdi soruyorum. Aziz Sancar Hoca bu çalışmalarla bu şekilde devam etse Aziz Sancar Hoca başka neyi bulabilir? Çünkü önceki çalışmalarına bakacağız, o zinciri bulacağız. Bundan sonra nereye gidebilir? Hani kahraman bundan sonra ne yapabilir diyoruz ya hikayede. Öğrenci onu düşünüyor işte. Diyor ki bunları yapmışsa bundan sonra da böyle yapabilir. Peki Aziz Sancar Hoca bundan sonra bir şey bulacak olsa neyi bulabilir acaba? Çalışma alanını ince ince takip edeceğiz o yolları ve onunla ilgili fikir yürüteceğiz. Ha belki bu fikrimiz sonucu da Aziz Sancar Hoca'nın bulduğu şeyi biz bulamayabiliriz. Yani tahmin edemeyebiliriz. Ama derin orayı biraz daha karıştırmamız gerekiyor. Biraz durup düşünmemiz, bir anlam aramamız, bütün bunlar neden oluyor, bağlantılar nedir? Bunları anlamaya çalışmamız lazım. Biz böyle hızlıca kalın fırçalarla geçmeye çalıştığımız için sonra yaptığımız işten pek mutlu olmuyoruz. Aslında çok enerji harcıyoruz. Dünyada, bütün dünyada zorunlu eğitim süreleri çok arttı. Okula harcanan zaman çok arttı. Ama okullar bugünün dünyasının istediği çıktıları vermekte maalesef zorlanıyorlar. Tabii bunu kısmen başarabilen okullar var ama genel anlamda zorlanıyorlar. Biraz da kafaları karışık aslında ne yapacakları konusunda. Evet. Evet, Mikan Bey. Mustafa Hocam, şimdi yenilik ve yaratıcılıktan bahsederken bazı sorular da geliyor. Öğretmenlerimiz hani kavramların üzerinde yorumlar yapıyorlar ya da yanıtlar istiyorlar. Bilmiyorum, ben şöyle bir tanımlama yapacağım. Hani siz de katkı verirseniz sevinirim. Şimdi yenilik, hani bir nevi inovasyon kelimesiyle örtüşen, evet, bir kelime olduğunu düşünüyorum. Onun var olanı dönüştürmek olarak ifade edilmesinin ben doğru olduğu kanaatindeyim. Yani ortaya bir ürün koymak. Hocam ses kesildi, evet, bir daha söyle. Ortaya var olanı dönüştürürsünüz. Ortaya bir ürün. Evet. Ama somut bir şey koyacaksın. Somut deyince illa böyle elle tutulur değil, bir süreç iyileştirme ve yenilik anlamına gelir. Evet. Yaratıcılığı da bunun bir üst basamağı olarak değerlendirip sanırım o ana kadar hani halihazırda var olmayan ancak keşfedilmemiş bir şeyi keşfedip onu da bir yeni bir yenilik olarak ortaya koymanın doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, hem evet. İç içe geçmiş kavramlar. Şimdi tabii öğretmenlerimizin burada üzerinde en büyük engel hani bu nasıl gerçekleştirecekleri yönünde. Öğrencilerimizin sanıyorum çok fazla deneyim yaşamasına fırsat vermiyor eğitim sistemimiz. Her şeyi hazır bir halde sunuyoruz. O hazır olanı en kısa zamanda cevaplamalarını bekliyoruz. Ve onun üzerinden en yüksek sonucu alıp işte başarılısın ya da başarısızsın diye değerlendiriyoruz öğrencilerimizi. Küçük yaş gruplarında bunun işte biraz daha oyunla, ergen ve genç döneminde hani bunun biraz daha böyle işle iç içe geçtiği, ebeveynlerin, öğretmenlerin çocuğun önünden biraz çekilip hata yapmasına fırsat verdiği, yeni deneyimler elde etmesine fırsat verdiği, hani güvenli bir okul ortamı oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu yapmadığımız sürece hani bizler öğrencilerimizin aslında yenilik yapmasına ve yaratıcı olmasına da çok fırsat vermediğimiz kanaatindeyim. Bu konularla ilgili ne söylemek istersiniz? Mirkan Bey, yine güzel bir soru. Şimdi burada internet siteleri vardır. Crowd searching diyorlar. Yani şöyle, internette parlak fikir bulma siteleri. Bu siteler var. Belki henüz bu siteleri keşfetmemiş olan arkadaşlarımız keşfedebilirler. Dünyanın farklı ülkelerindeki insanlar değişik iş kollarında yaratıcı fikirlerini sunuyorlar. Eğer o fikirler hayata geçerse ya ciddi ücretler alıyorlar. Crowd searching diyorlar buna. Şimdi orada bir çalışma var. Yani en çok kimin fikirleri karşılık buluyor diye. Bulunduğu ortamda çok farklı düşüncelere sahip insanlarla yaşayanlar, hele farklı kültürler varsa, hep birbirine benzeyen insanlar varsa oradan fazla bir şey çıkmıyor. Yatay topluluk kültürlerde ilginç fikirler ortaya çıkıyor. Böyle dikey, hiyerarşik toplumlarda çok fazla fikir ortaya çıkmıyor. O nedenle biz sınıfa gelelim şimdi. Sınıfta
tartışma ortamı, münazara, beyin fırtınası, think tank, işbirliğine dayalı yaratıcı problem çözme becerisi, bunları köpürtmemiz gerekiyor. Rolla May var. Çok önemli bir sosyal psikolog. Çok fazla kitabı var. Ben Türkçe'de çevrilmiş. Hepsini okumanızı tavsiye ederim arkadaşlara. Şimdi bunun bir kavramı var. Diyor ki kaçak yaratıcılık. Şöyle danışanlarından bazılarında çok yaratıcı insanlar görmüş bazılarını. Ama diyor ki hiçbir şey de yaratmamışlar diyor. Diyor ki peki niye yaratmamışlar hiçbir şey? Çok yaratıcı oldukları halde. Kaçak yaratıcılık diye bir kavram geliştiriyor ve özelliklerini şöyle sıralıyor. Bazı insan mesela yazsa çok iyi kitap yazabilir ama sonuçlandırmamış hiç. Çünkü şunu düşünüyor. Kitap yazmayı değil de kitap yazabilme ihtimali onu tatmin ediyor. Yani diyor ki ben istesem kitap yazabilirim. Bu tatmin ediyor ve bir ürün haline getirmiyor. Şimdi bir yaratıcı fikirleri olan insanlar oluyor. Bir sürdüren insanlar bir de sonuçlandıran insanlar oluyor. Herkesin farklı yetenekleri olabiliyor. Yaratıcılık bir takım çalışması da gerektiriyor. İşbirliğine dayalı yaratıcı problem çözme becerisi. Mesela bundan sonraki pizzada bu beceri ölçülecek. Becerilerden bir tanesi o. Şimdi mesela benim aklıma çok ilginç yaratıcı fikirler geliyor ama bazısını sürdürmüyorum. Hani bu Deli Emin vardı. Vizontele'de. Hani böyle bir kelime söyleyerek benim aklıma gelmişti dedi o televizyon. Hani televizyonun icadı benim aklıma gelmişti dedi. Şimdi evet Deli Emin'in bu aklına gelmiş olabilir. Birçoğumuzun çok ilginç fikirler aklına geliyor ama sürdürmüyoruz. Bir yerde sönüyor. Şimdi bazı insanların bu tür parlak fikirleri oluyor. Bazı insanlar bunu alıyor, bir noktaya getiriyor, bazı insanlar da sonuçlandırıyor. İşte bizim daha çok yaşadığımız sorun bu. İşbirliğine dayalı yaratıcı problem çözme becerimizde biraz okullar bunu desteklemiyor. Geçen gün matematik eğitimiyle ilgili bir saat 18'de bu arada Instagram'dan canlı yayınlar yapıyoruz. Orada bir OECD'nin matematik raporunu okudum ve matematikle ilgili çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki ya bireysel bir etkinlik olarak görülüyor matematik. Mesela benim matematikteki başarım nasıl ölçülüyor? Oturuyorum problem çözüyorum. Kiminle problem çözüyorum? Kimseyle çözmüyorum. Kendim çözüyorum. Birisiyle çözüyor muyum? Hayır çözmüyorum. Ama çok önemli bir ders. Niye birisiyle bir şey çözmüyorum ben? Fen bilgisinde iyi kötü birlikte bir deney yapıyoruz. Bir proje yapıyoruz. Matematik diyor ki bireysel bir etkinlik, bireysel bir çaba, bireysel bir çıktı, bireysel bir ürün olarak görülüyor. Ve matematiğin en zayıf noktası okullardaki uygulamasıyla budur diyor. Peki niye biz böyle bir şey düşünmüyoruz? O nedenle yaratıcı ve yenilikçi fikirler aslında doğmadan, dünyaya gelmeden yok oluyorlar. Böyle çok insanımız var, böyle çok potansiyelimiz var ve bu konuda gerçekten küçük yaştan itibaren, küçük yaş ne demek? Okul öncesinden itibaren yine yaratıcılık ve yenilikçilik deyince sakın böyle üniversite öğrencilerinin işiymiş gibi düşünülmesin. Yine bununla ilgili araştırmalar var. Bakın şöyle, yaşımız ilerledikçe dış dünyanın rasyonelliğine çok alışıyoruz. Diyoruz ki evet, araç dediğin şey böyle bir şey olur, elbise dediğin, gömlek dediğin şey böyle bir şey olur. O kadar çok yaşantımız var ki işte gömlek hep öyle gömlek, takım elbise hep öyle takım elbise, ev dediğin hep öyle. Diyor ki yaş ilerledikçe yaratıcılık özelliğini kaybediyorsun. Çünkü alışkanlıkların artıyor, tek düzeliklerin artıyor. Daha küçük yaşlarda aslında yaratıcı ve yenilikçi beceriler kazandırılabilir. Yine Murray, John Murray çok önemli bir felsefeci, aynı zamanda bir papazla muhayyileye dayalı düşünmek diye çok güzel bir kitap var. Yani bugünlerde belki okumak biraz zor olabilir o kitabı. Biraz sakin kafaya okumak lazım. Diyor ki, üç düşünme biçiminden bahsediyor. Sağduyuya dayalı düşünme, rasyonel düşünme, bir de muhayyileye dayalı düşünme diyor. Yani bu ilk iki düşünce şöyle bir şey. Gözde düşünme biçimi. Yani bir araç tasarlamak için nasıl tasarlamamız lazım? Şu şekilde tasarlamamız lazım. Ev yapmak için nasıl yapmamız lazım? Herkes nasıl yapıyor? Sağduyu neyi gerektiriyor? Şunu gerektiriyor. O zaman biz böyle yaparız. Aslında düşünme de doğrudan bilimsel süreçlere bağlı olarak düşünme. Ama muhayyileye dayalı düşünme işinde de içinde felsefe var, adanmışlık var ve tutku var. Bu sosyopsikolojik faktörler de çok önemli. Bu yaratıcı ve yenilikçi süreç sadece bir bilişsel süreç değil. Bunu özellikle söylemem lazım. Tutku, adanma, maruz kalma, yola devam etme, azim ve kararlılık işi. Yani din kere o deneyi yapma işi aynı zamanda. Kafayı takma işi biraz. Bu yüzden bu yaratıcı ve yenilikçi insanlar bazen şeyde görülebilir. Yani toplumda ortalama insanın dışında sanki
kafayı bazı şeylere takmış, hatta problemli gibi de görülebilir. Muhayyileye dayalı düşünme, yani herhangi bir sınırlama olmaksızın, bir herhangi gördüğümüz şu ana kadar hep ola gelen şeylerin ola geldiğinin dışına çıkarak, diyelim ki öyle bir şey yok, biz onu nasıl tasarlayabiliriz? Hayal gücünü, bu hayal gücünün içinde merak, tutku var. Bunu bilimsel süreçlerle bütünleştirdiğiniz zaman oradan yaratıcı veya yenilikçi süreçler çıkıyor. O yüzden aklımızın sınırlarıyla gerçekten oynamamız gerekiyor. Öğrencileri bu konuda mutlaka teşvik edecek, her yaş grubuna göre çok farklı etkinlik var. O etkinliklere maruz bırakmamız gerekiyor. Evet hocam, bu arada gelen sorularda sizin az önce ifade ettiğiniz web sitelerin adını tekrarlamanızı rica ediyor arkadaşlarımız. Bir web sitesinin adını tekrar alabilir miyiz? Bir de o sosyolojik lütfen. Cross searching. Bu bir tane web sitesi değil. Bu web sitelerinin genel adı. Yani kalabalıkta arama gibi bir şey işte. Fikir arıyorlar. Enteresan fikir. Çünkü bazı insanların ekonomik güçleri var. Bazı insanların da fikirleri var. Evet. Siz fikirlerinizi orada bir nevi satıyorsunuz fikirlerinizi ve insanlar sizin fikirlerinizi satın alarak onu bir şeye dönüştürüyorlar. Evet. Bu da ilginç bir iş şu anda. Eskiden kas gücüyle çalışan insanlar giderlerdi. İşte şehrin belli merkezlerinde onlara amele pazarı derlerdi. Gider oradan inşaat işçisi alınıyordu. Aslında bugünkü işçiler böyle. Bir internet ortamı var. Orada siz fikirlerinizi sunuyorsunuz. Sizin fikirlerinize talipli olursa siz onları satıyorsunuz fikirlerinizi. Evet. Hocam siz konuşurken şu konu aklıma geldi. Onunla ilgili bir şeyler anlatmak isterim. John Dewey biliyorsunuz 1900'lü yılların evet. başında yazdığı kitaplarda tecrübeden bahsediyor. Eğitimde tecrübe kazanılmasından bahsediyor. Demokrasi ve Eğitim kitabının adı. O dönemde malumunuz bir sanayi devrimi yaşanıyor. İşte üretim araçları çok ciddi üretimlere başlıyor. Birçok şey kolaylaşıyor. İşte matbaanın daha yaygın hale, yani matbaa üretiminin daha yaygın hale gelmesiyle işte kitaplar ucuzlamaya başlıyor. İnsanlar birçok pratik aletleri çok daha ucuza elde edebiliyorlar. İşte iletişim çok daha zenginleşiyor. Ve o dönemde şunları söylüyor öğretmenlere. Diyor ki bu bilgi yoğunluğu içerisinde, yani 1900'lerin başındaki bilgi yoğunluğu içerisinde lütfen öğrencilerinizin deneyim yaşamasına, işte sizinle birlikte aynı işi yapmasına, bir usta-çırak ilişkisi kurmasına fırsat verin diye kesinlikle. bahsediyor. Şimdi aradan geçti 100 yıl. Birçok şey değişti. Şimdi hani teknoloji devrimi yaşadık. Araçlar değişti, iletişim çok çok daha hızlandı. Ve yine aynı şeyi söylüyoruz. Yani öğrencilerimiz deneyim yaşasınlar. İşte öğretmenler, ebeveynler biraz önlerinden çekilsinler. Hani hep soruları bir sormayalım, biraz da çocuklar sorsunlar. Sordukları soruların yanıtlarını arasınlar gibi. Telkinlerde. Kesinlikle. Peki ne kadar yapabiliyoruz hocam bunları? Yani maalesef şimdi bunu da hemen burada Mirkan Bey, yine soru çok güzel. Aslında tam getirmek istediğim noktalardan bir tanesi. Şimdi özel okullar malum öğretmen seçmek istiyorlar. Şimdi bunun için yaratıcı bir kültür oluşturacağız ya, öğrencilerimizde yaratıcılık becerilerini geliştirmek için. Bununla ilgili araştırmalar var. Bak, Silvia ve Philips isminde iki araştırmacı. 2004 yılında yapmışlar bu araştırmayı. Diyor ki çalıştığınız kuruma proaktif kişileri alın mutlaka. Yani hemen durumdan vazife çıkaran insanlar. Ben burada ne yapabilirim? Diyor ki bak, proaktif kişiler varsa bilgi değişimi oluyor insanlar arasında, öğretmenler arasında takas. Bilgi değişimi yani iletişim güveni getiriyor, güven de yaratıcılığı oluşturuyor diyor. Yani sadece program işi değil bu. Yani proaktif kişilik, bunlar bilgi değişecekler. Bilgi değişimi, iletişimi getirecek, iletişim güveni getirecek ve güvende yaratıcılığı getirecek. Şimdi burada zayıf noktalarımız şunlar. Birincisinde söyledim ben. Maalesef bu sınavları biz tam olarak anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Ben bunu hep söylediğimi bir kere daha söylüyorum. Buradaki sorularda da var öyle. ÖSYM sınav sistemini değiştirmeli diye. Gerçek anlamıyla proje yaparak, araştırma yaparak, inceleme yaparak, deney yaparak, gözlem yaparak, beyin fırtınası yaparak, grupla çalışarak gerçek anlamda okul öncesinden itibaren öğrenen, tabii aile de buna dahil, öğrenen bireyler sınavlarda da başarılı oluyor. Merkezi yerleştirme sınavları. Bunu nereden biliyoruz? Biz işte PISA sınavındaki bazı sorular çoktan seçmeli test.
O çoktan seçmeli testlerde de bizim kadar çoktan seçmeli test sorusu çözmeyen ülkelerin öğrencileri başarılı oluyorlar. Yani onu da yapıyorlar. Gerçek anlamda öğrendiğiniz zaman siz bunu nasıl sordukları, öğrendiğiniz konuyu size nasıl sordukları önemli değil. Yani çoktan seçmeli testle de sorabilirler, açık uçlu soru da sorabilirler veya deney yaptırarak da sizi ölçebilirler. Yani gerçek anlamda öğrenmişsek biz bunu başarabiliyoruz. Bu çok önemli. O nedenle önce öğrenmeyle ilgili, başarıyla ilgili zihnimizi değiştirmemiz lazım. İkinci konu da aldığımız yüksek puan, öğrencilerimizin aldığı puanlar tabii ki önemli. Ama şunu da yanına eklememiz lazım. Başlangıçta da söyledim. Bu yüksek puanlar önemli ama yeterli değil. Çünkü mühendis olacak, doktor olacak, öğretmen olacak. Tamam, olacak ama mesleğini herkes aynı şekilde yapmıyor. Yani bazı öğretmenlerimiz var. İşte özel okullarımızın kurucusu olan öğretmenlerimiz var. Çok olağanüstü işler yapmışlar. Olağanüstü girişimcilik yetenekleri var. Aynı dönem kendileriyle bitiren başka öğretmenler belki yani onlar kadar mesleklerini böyle etkili bir şekilde yapamıyor olabilirler. Bir de bu yönlerini de düşünmemiz lazım. Tamam puanlar tamam ama bu yenilik ve yaratıcılık özellikleri beslenmediği zaman, araştırma özellikleri beslenmediği zaman bu aldıkları puanlar da bir yere kadar anlamlı oluyor. Yani onları da öğretmen arkadaşlarımızın hiç unutmaması gerekiyor. Evet. Mustafa Hocam, şimdi içerikle ilgili birçok şeye değindik. Ben şöyle bir toparlama yapmak isterim. Şimdi yenilik ve yaratıcılık hani gerçekten çok böyle kısaca tarifi mümkün olmayan aslında yani bu konunun yaparak, yaşayarak öğrenildiği ve sürekli dönüşen bir kavram olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle. Burada hani öğrencilerden çok şey bekliyoruz ancak biz yetişkinler yani öğretmenler ve veliler olarak da hani çocuklara çok iyi örnek olamıyoruz maalesef. Yani çocuklarımıza genelde işte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şunu şöyle geliştirin derken acaba kendi hayatlarımızda o araştıran, yaratıcılığa yer veren, yenilik yapan unsurları ne kadar taşıyoruz? Onları da bir sorgulamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani bugün işte kabaca bir örnek vereyim. Yani bir yetişkin işte mesaisini bitirip evine gidip futbol konuşmaya başladığı andan itibaren hani o evdeki çocuk da futbol konuşur. Ama o evde kitap konuşulmaya başlarsa kitap konuşulmaya Tabii başlar. ki. Tabii ki. Dolayısıyla biraz da kendimizi dönüştürmemiz gerekiyor bu yenilik ve yaratıcılığı yapmak isterken. Bir de yani sanıyorum şöyle bir yanlış algı da var toplum içerisinde. Yaratıcılık denince yani böyle beklerken aklımıza hiç olmayan bir fikir gelecek. Ya öyle bir şey. Hoş Evet. bir fikir olacak. Ve onun peşinden işte böyle bir anda milyonları sürüklemeye başlayacağız. Yani halbuki işte birçok yaratıcının hayatına baktığımız zaman hiç öyle olmadığını görüyoruz. Yani Çok büyük çaba. kesinlikle yani örneğin Mozart çok büyük bir besteci, çok yaratıcı bir insan. Ama 20 yıl aynı notaları çalarak pratik yapmış. Yani günde 10 saat, Tabii. 2 saat aynı şarkıları çalarak artık beynini eğitmiş. Ve öyle bir çalışmanın ardından o müthiş besteleri yapabilmiş. Yani burada çalışmanın, çabanın, sebatın da önemini muhakkak vurgulamak gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi ben değerli Kesinlikle. konuklardan sorularını, yazmalarını rica ediyorum. Hocam siz de sanıyorum kitap önerilerinde bulunacaksınız değerli Tabii. öğretmenlerimize ve ailelere. Hani bu yönde hem soru cevap kısmına geçelim hem de kitap önerilerinizi Tabii. de değerlendirmelerinizi rica edeyim. Tabii. Tamam. Şimdi soru cevaplara böyle ilginç sorular var. Hiç kimse, biraz önce bahsettiğiniz gibi, hiç kimse ilk romanında Nobel Edebiyat Ödülü falan almaz. Aziz Sancar Hoca da ilk deneyinde herhalde Nobel Kimya Ödülü almadı. Yani çok güzel söylediniz onu. Gerçekten durup dururken bize bir ilham gelsin de parlak böyle hani çizgi filmlerde doğru bir tane şey yapsın, böyle ampul yansın ve oradan biz çok özgün fikirler oluşturalım. Öyle bir şey değil. Yani ciddi maruz kalma ve kafayı takma işi. Bir de yani yıldızlara bakıyorsunuz. Ya yıldızları, gökyüzünü, gök cisimlerini çok iyi tanıyan birisi ancak yeni bir yıldız keşfedebilir. Hatta şöyle bir iddia var. Diyorlar ki Christoph Kolomb Amerika'ya gitmiş. Amerika'yı keşfedemedi malum. Keşfedememesinin sebebi diyorlar. Keşif kelimesini bilmiyordu. Sözünde keşif kelimesi yoktu. Yani yeni bir kıtayla karşılaştı. Yeni bir kıta gördüm. Bak orada yeni bir şey var. Yeni bir kara var.
bir şey fark ediyorum. Böyle bir şey söylüyor olabilir. Ama bir şey keşfettim ben. Diyor ki Amerika Vespucci, Amerika'ya gittiği zaman keşif kelimesi artık sözlüğe girmişti ve o ne yaptığının farkına vardı. Biliyorsunuz biz bu Konya-Antalya arasında Tınaztepe mağaraları var. Böyle 1600 metre falan. Orayı bir Fransız keşfediyor. Çok ilginç değil mi? Bizim orada bir sürü insanımız geldi geçti o arazinin üzerinden. Mutlaka öyle bir mağarayla karşılaşmıştır. Bizimkiler niye keşfetmiyor? Yani bizim orada ortalama iki tane çobanımız orayı görmüş olabilir. Orada koyunlarını otlatırken şöyle demiş olabilir birbirine. Ya burada bir tane yer var böyle gidiyorsun gidiyorsun hiç sonu gelmiyor. O öbürü de demiştir ya tehlikeli olabilir boş ver geri çıkalım. Aslında neyle karşılaştığımızı görmemiz için onunla ilgili bir yaşantı zenginliğimiz gerekiyor. Bir kavramsal, terimsel, bir donanımsal zenginlikle donanımlı olmamız gerekiyor. Yoksa o anda neyle karşılaştığınızı bile fark edemeyebilirsiniz siz. O nedenle kesinlikle bir maruz kalma, kafayı takma ve yeterlilik işi bu. Ve tutku evet. işi. Evet. Yani kesinlikle bunu hatırlattığınız yolda durup dururken bir ilham gelme işi değil. Evet, yani birçok katılımcı da dertlenmek gerekiyor diyor bir sorunun etrafında. Tabii. Onu kafaya takmak, o sorunu yaşamak, o soruna çözüm bulmak için defalarca düşünmek ve çabalamak çok önemli. Meşhur ressamlarımızdan İbrahim Çağlar'ın hayat hikayesini okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam Robin Usta diye bir ustaya gidiyor daha genç bir. O da ona şöyle diyor. Senden önce yaşamış her ressamı bir basamak olarak gör diyor. O basamakları tek tek çıkacaksın. Onların yaşadığı acıları, deneyimleri yaşayacaksın. Ama ondan sonra da hiçbir kural tanımayacaksın diyor. Kendi kurallarını oluşturmaya başlayacaksın son basamağa geldiği zaman. Hani bu deneyim yaşanmadan dediğiniz gibi Nobel almak, işte Oscar kazanmak, farklı ödüllere kavuşmak, büyük bir inovasyon yapmak hani çok olası değil gibi. Biraz piyango yok, tabii. Dolayısıyla çabalamak, mücadele etmek, sebat etmek yani bizim toplumun temel değerlerinden birisi. Bizlerin eğitimde de bunları muhakkak canlandırması gerekiyor. Kesinlikle. Hocam kitap önerileriyle devam edebilir miyiz uygunsa? Tabii. Hemen bir tanesi masamda duruyor şu anda. Bunun Netflix'te belgeseli de var. Yaratıcı Tür. Gördünüz. Evet. David Eagleman ve Anthony Brandt. Yani çok çabuk okunabilecek bugünlerde özellikle. Gerçekten güzel bir kitap. Yine birkaç tane daha söyleyeyim. Yani bu konuyla ilgili çok kitap var ama yani acaba hangisini söyleyeyim diye düşünüyorum. Şöyle bir liste koymuştum buraya. Tabii yaş gruplarına göre de farklı. Bazıları kişisel gelişim gibi yazılmış. Onlar çok işe yaramayabilir. Kişisel gelişim kitapları biraz maalesef şeyden uzak. Yani bilimsellikten uzak. Ha onlar da gerekli midir? Tamam. Yani belki sizi biraz ateşleyebilir. Ama çok işe yaramaz. Yaratıcı Dehanın Sırları isminde bir kitap var. Hemen yazarını söylüyorum. Düşünme tarzınızı değiştirecek bir kitap diyor. Michael Michalko isminde bir yazarın kitabı. Yine motivasyonla ilgili Drive isminde bir kitap var. Okumasınızı öneririm arkadaşlarımızın, öğretmenlerin ve aslında lise son öğrencileri de, lise öğrencileri de bunu okuyabilirler ama ne kadar zamanları var onu bilmiyorum. Öyle bir sorun var. Bunu okuyabilirler ya Drive. Yazarı hemen aklıma gelmedi yalnız. Bu hemen bulmaya çalışayım. Evet, sonra da yani, ilave. Motivasyon, güdü gibi bir şey. Mediaket kitaplarından Daniel Pink'in. Ben isterseniz bu kitap listesini yayın bittikten sonra bir liste halinde vereyim. Çünkü şey yapayım. Bu kişisel gelişimlerle diğerlerini ayırt edeyim. Ama şu ilk başta şu kitabı hemen arkadaşlarımızın okumasını isterim. Yaratıcı Tür. Benim evet. bir kitabım çıkacak. Bu yaratıcılıkla ilgili onu beklesinler. Onu da öneriyoruz. Öyle bizim yapalım. Araştıran Okul kitabımızı okuyabilir arkadaşlarımız. Araştıran Okul. Burada da bu araştırmaya dayalı bir okulun nasıl olması gerektiğiyle ilgili yazdık. Yani bir okulu bütüncül olarak değerlendirip ya yani bugünün okulunun nasıl olması gerektiğini anlatmıştık. Araştıran Okul isminde kitabımızı okuyabilir. Eğitim yayın evinden çıktı. Evet, evet Mirkan Bey hocam sorular ben mı de vardı? İki kitapla katkı vermek isterim. Daha Tabii. sonra benim önerdiğim tüm kitapları bir liste halinde sosyal medyada yayınlayabiliriz. Arkadaşlarımız oradan daha net takip edebilirler.
Birincisi bugünün konusuyla alakalı Howard Gardner'ın Gelecek İçin 5 Akıl Ha, kitabını evet. diyorum. Burada Gardner 5 tane akıl tipinden bahsediyor. Bu 5 tanenin içerisinde özellikle sentezleyici akıl, yani günün bilgi bombardımanı içerisinde hangi bilgi faydalı, hangisinden feyiz alacağız, etkileneceğiz, hangisinde uzak duracağız, çöpe atacağız gibi böyle bir sentez yapma mekanizmasını öneriyor kitabında. Bir de yaratıcı akıl var. Orada beynin yaratıcılık üzerine çalışma mekanizmasını çok iyi izah etmiş. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza ben tavsiye ediyorum bu kitabı. Diğer bir kitap da hocam hem ailelere yönelik hem de öğretmenlere yönelik bir öneri olacak. Outliers, Malcolm Gladwell kitabı. Bu zamanın çok satanlar listesinde epeyce yer Çizginin aldı. dışındakiler, evet. Evet, yani burada da fark yaratan dahilerin, çok başarılı iş insanlarının, bilim insanlarının, sanatçıların hani ne tür ortak özelliklerinin olduğundan bahsediyor. Gerçekten çok farklı yerlere götürüyor insanı. Yani ben bunu nasıl görmemiştim diyebileceğiniz birçok nokta yakalamış yazar. Dolayısıyla ben bu iki kitabı yani eğitimle ilgili herkesin okumasını öneriyorum kesinlikle. Mustafa Hocam son bir sözünüzü rica ederim. Ondan sonra da süremizin sonuna geliyoruz. Kapanış için Ben şunu toparlayayım bir. Bu yaratıcılık ve yenilikçilik konusu çok teknik bir konu. Yani bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Lütfen bu konuyu araştırmalara dayalı. Zaten araştırmaya dayalı olmayan şeyler yani okuldan uzak tutmak gerekiyor. Yani mutlaka pedagojik karar verme, araştırma, inceleme ve gerçekten literatüre hakim olmayla mümkündür. Yani böyle uçan kaçan fikirlerin okula ayakları yere basmayabilir ama onu bilimsel süreçlerle de bir denetlemek gerekiyor. Bu yüzden araştırmaya dayalı kitapları okumalarını öneriyorum. Kendisinin öğretmeni olamayan hiç kimsenin öğretmeni olamaz. Biraz önce Mirkan Bey söyledi, kendimiz ne yapıyoruz diye düşündüğümüz zaman bir kere öncelikle kendimizin bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Yaratıcılık ve yenilikçilik kelimeleri büyüleyici kelimeler ama hiç korkulacak kelimeler değil. Herkes yaratıcı olabilir. Sadece bir mesleğe özgü bir şey değildir. Mühendisler yaratıcı olur diye bir şey yok. Çiftçiler de, restoran sahipleri de, bir şoför de, hepsi yaratıcı. Bir kuaför de mutlaka yaratıcı olabilir. Her işin en üst düzeyde yapılan farklı, zaten hissediyoruz biz onu. Yani yaparken gördüğümüz zaman tamam diyoruz yani. Bu mesleğinin en zirvesinde diye söylüyoruz. Öğrencilerin yaratıcılık ve yenilikçilik özelliklerini kesinlikle desteklememiz, geliştirmemiz gerekiyor. En son şunu söyleyeyim. 11 tane OECD üyesi ülke mevcut programlarını hiç değiştirmeden 100 tane farklı ders planı yapıyorlar. Program aynı program. Öğrencilerin yenilik ve yaratıcılığını geliştirmek için akademisyenlerle de bunları eşleştiriyorlar. Öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerinin çok üst düzeye geçtiğini görüyorlar. Klasik ölçme değerlendirme sistemimizin yanına öğrencilerimizi gözlem, görüşme, yaptıkları çalışmaların incelenmesi gibi daha modern ölçme değerlendirme tekniklerini de değerlendirme tekniklerini de mutlaka işe koşmamız gerekir. Sınavda başarısız oluruz diye korkmamamız gerekir. Gerçekten öğrenen öğrenciler sınav sorularından da başarılı oluyorlar. Bunu da görüyoruz. Öğretmenlerin kendisinin araştırmacı olması gerekiyor. Yani hep söylüyorum. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur diye bunu sık sık söylüyorum. Bugün için artık yaratıcı ve yenilikçi olmak bir tercih değil, bir nevi bir zorunluluk. Bu COVID-19 sürecinde de görüyoruz. Gerçekten problemlerini yaratıcı bir şekilde, farklı bir şekilde çözebilen ülkeler yollarına devam ediyorlar. Diğerleri biraz daha kaotik bir ortamla boğuşup duruyorlar. Yani bugün için yaratıcı ve yenilikçi olmak artık bir zorunluluk. Mustafa Hocam, bu değerli söyleşi ve fikirleriniz için ben çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir sanıyorum yayının etkisinin arttırılması için bir paylaşım yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Burada konuştuklarımız tekrardan yayınlanacak sosyal medya hesaplarımızda. Ama biz yenilik ve yaratıcılık üzerine belli başlı fikirlerimizi bir metne çevirelim. Kitap önerilerimizi web siteleriyle destekleyelim ve Tabii bunları ki. öğretmen arkadaşlarımızla paylaşalım. Ve bu yönde umarım katkımız olur.
Ben tüm değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ankara Eğitim Platformu'nun ilk etkinliğini gerçekleştirdik salgın döneminde. Nisan ayı boyunca 17 etkinlik planladık ve sizlere duyuracağız. İkinci etkinliğimizi Çarşamba günü aynı saatte, saat 17'de Sayın Sevinç Atabay ve Hürriyet Gazetesi eğitim şefi Nuran Çakmakçı ile gerçekleştireceğiz. Yine herkesi o yayınımıza da bekliyoruz. Umarım canlı yayınlar Nisan'da sınırlı kalır, Mayıs'a taşmaz. Artık yüz yüze İnşallah. eğitimlere, çalışmalara başlamak istiyoruz. Ben bu vesileyle herkese sağlık diliyorum. Ülke olarak, dünya olarak umarım en az hasarla bu süreci atlatırız ve en kısa zaman içerisinde de günlük hayatımıza başlarız. Tekrardan hem Profesör Doktor Sayın Mustafa Yavuz'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.